Sayın Bakanım, Sayın Rektörüm, kamu kurumlarının değerli yöneticileri, Sayın T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanım ve pek kıymetli katılımcılar, üniversitemiz Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'ın iştirakiyle düzenlemiş olduğumuz Milli Teknoloji Hamlesi Söyleşisi ve Fahri Doktora Töreni programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Kıymetli misafirlerimiz, programımız Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ve Teknofest Film Gösterimi, açılış konuşmaları, Milli Teknoloji Hamlesi Söyleşisi, Fahri Doktora Töreni ve kapanış ile devam edecektir. Saygıdeğer misafirler, şimdi sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizi manevi huzurunda saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.
Saygıdeğer misafirlerimiz, programımızın açılış konuşmalarını yapmak üzere Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Çuvalcı hocamızı arz ediyorum efendim. Sayın Bakanım, Sayın Başsavcım, Sayın Rektörüm, kamu kurumlarının değerli yöneticileri, mülkü ve idare amirler, Sayın Protokol üyeleri, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar, üniversitemizin akademik ve idari personeli, basınımızın güzide temsilcileri ve ülkemizin geleceği sevgili gençler, öncelikle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyor. Üniversitemiz tarafından düzenlenen Milli Teknoloji Hamlesi Söyleşisi, Fahri Doktor'a tevdi töreni ve proje pazarı açılış törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli konuklar, bugün üniversitemiz tarafından T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve aynı zamanda Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Selçuk Bayraktar'a Fahri Doktor'a diploması tevdi edilecektir. Fahri Doktor'a akademik olarak doktora çalışması yapmasa da bir konuda yaptığı çalışmalarla yeterliğini kanıtlamış şahıslara verilen ve amacı yapılan çalışmaları takdir etmek olan bir unvandır. Sayın Selçuk Bayraktar, Baykar firması olarak geliştirdikleri insansız hava araçları ile ordumuzun özellikle hava kuvvetlerimizin savaş kabiliyetlerini arttırmışlar. Bu sayede PKK terör örgütü yurt içi ve yurt dışında bertaraf edilmiş, Suriye ve Irak'ta ordumuz bu İHA ve SİHA'lar sayesinde Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı hareketlerini yaparak büyük başarılara imza attırmıştır. Bunun yanında halen Suriye ve Irak'ta PKK ve PYD'ye destek veren örgüt yöneticileri bu hava araçları tarafından takip edilerek sahada etkisiz hale getirilmektedir. Öte yandan Azerbaycan'a verdiğimiz TB2 silahlı insansız hava araçları sayesinde 30 yıl üzerine Dağlı Karabağ kurtarılarak Azerbaycan topraklarına katılmıştır. Ayrıca Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti'ne İHA ve SİHA desteği verilerek ayrılıkçı ve Batı'nın desteklediği Hafter yönetimindeki birlikler durdurulmuş ve Libya'nın emperyal güçler tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir. Değerli konuklar, Baykar firmasının üretmiş olduğu bu insansız hava araçları ve başlatmış oldukları Teknofest yarışmaları sayesinde milli eğitim öğrencileri ile üniversite gençliği arasında büyük bir heyecan oluşturulmuş, insanlarımızda büyük bir özgüven aşılanmış, milli teknoloji hamlesine destek olmak için gençler adeta bir yarış içerisine girmişlerdir. Ayrıca başlatılan bu hamleyle bu sahada birçok şirket ve organize sanayi bölgesi kurularak savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu birçok ürün yerli ve milli imkanlarla üretilmeye başlanmıştır. Bu arada tüm bu çalışmalara devletimizin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız aracılığıyla destek vermesi ve en önemlisi tüm bu çalışmaların Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve riyasetinde yapılmış olması, bu milli teknoloji hamlesinin bir devlet aklı ve Türkiye yüzyılı vizyonuna uygun olarak yıllar önce planlandığını göstermektedir. Değerli konuklar, bugün bu doktora tevdi töreninde öncelikle Sayın Selçuk Bayraktar'ı yetiştiren merhum babası Özdemir Bayraktar'dan söz etmeden geçemeyeceğim. Rahmetli Erbakan Hoca'nın üniversiteden öğrencisi olan Özdemir Bayraktar'ın milli, yerli teknoloji geliştirme konusunda ne kadar emek harcadığı ve ne sıkıntılar çektikleri hepimizin malumudur. Kendisini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Bunun yanında halen Baykar firmasında faal olarak çalışan, Türkiye'nin ilk kadın programcısı olan ve başarılı bu güzel evladın yetişmesinde büyük katkısı olan Sayın Canan Bayraktar hanımefendiyi tebrik ediyor. Kendisine sağlıklı ve huzurlu nice yıllar diliyorum. Sizlerden bu güzel aileye kuvvetli bir alkış alabilir miyim? Değerli konuklar, bizim ve bizden önceki nesiller yıllardır biz yapamayız, yaptırmazlar. Yapsan bile satamazsın teraneliyle yetiştirildik. Aslında bu söylemin şöyle bir gerçeklik payı var. Nuri Demirağ, Veci Yurkuş, Şakir Zümre ile Nuri Killigil'in başına gelenleri ve yaptıkları işlerin nasıl akamete uğratıldıklarını iyi biliyoruz. Nuri Killigil'in kendisiyle birlikte silah fabrikasının nasıl havaya uçurulduğunu yıllar sonra öğrendik.
1960'lı yıllarda yapılan ilk milli ve yerli devrim arabasının başına gelenleri unutmadık. Bağımsız ve hür olarak yaşamak isteyen, kendi iradesiyle ülkesi menfaatine karar almak isteyen ülkelerin kesinlikle milli ve yerli imkanlarla ürettiği bir savunma sanayine ihtiyacı vardır. Eğer siz kendi silahınızı üretemiyor ve dışarıdan silah alıyorsanız, size silah veren ülkelerin menfaatleri doğrultusunda hareket etmeye zorlanırsınız. 1974 Kıbrıs Harekatı'nda uçaklarımızın lastiklerine konan ambargo gibi, Alman Leopard tanklarının Güneydoğu'da kullanmama talimatı gibi, S-400'leri aldığınızda parasını verdiğimiz halde F-35 projesinden çıkarılma gibi, ücretsini ödesek bile F-16 savaş uçaklarının tamir kitlerini vermeme gibi ambargolara maruz kalırsınız. Bugün devletimizin yaptığı bağımsız ve büyük Türkiye yolunda en önemli kilometre taşı olan savunma sanayimizin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesidir. Bu konuda çok yol alınmıştır. TUSAŞ, Tİİ, ASELSAN, AVELSAN, ROKETSAN, Makine Kimya Endüstrisi gibi kurumlar bu konuda büyük yol kat etmiş, geliştirdikleri silah teknolojileri ve milli teknoloji hamlesine destek sağlamaktadırlar. Değerli konuklar, bugün Gazze'de Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor ve soykırıma uğruyorsa bu tamamen İsrail elinde bulunan gelişmiş silahlar ve en önemlisi de sahip olduğu ve kullanmakla tehdit ettiği nükleer başlıklı füze teknolojisi ve tabii ki en büyük hamisi Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri gücünden kaynaklanmaktadır. 45 gündür devam eden ve acımasızca bebeklerin ve çocukların canlı yayında katledildiği bu soykırım dünya halkları tarafından lanetlenmekte ve ülke yöneticileri başlangıçta savundukları İsrail'i artık ateşkes yapmaya çağırmaktadırlar. Evet, tarih artık bundan böyle Gazze'den önce ve Gazze'den sonra diye yazılacaktır. Bugün yeryüzünde haklı olanın değil de güçlü olanın sözünün ve kılıcının kestiği bir hayat idame edilmektedir. Bugün İsrail'in yaptığı tam da budur. Bizim medeniyet tasavvurumuzda ise güçlülük haklı olmaktan gelmektedir. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ülkemizin tüm çabaları haklının güçlü olduğu barış ve kardeşlik ikliminin tesis edildiği bir dünya düzeni oluşturmaktır. Ukrayna'da tahil krizinde bunun için vardık. Rusya-Ukrayna esir takasında bunun için gayret gösterdik. Şu anda Gazze'de Hamas ve İsrail arasında esir değişimi ve ateşkes tesisi için çalışan yine biziz. Bir gün dünyaya kardeşlik ve barış gelecekse bunu dedelerimizin yüzyıllar önce yaptığı gibi yine biz Türkler yapacağız. Bunun için güçlü bir savunma sanayinin tesis edilmesi büyük önem arz etmektedir. Değerli konuklar, bugün doktora tevdi edeceğimiz Sayın Selçuk Bayraktar, önderlik etmiş olduğu insansız hava araçları ile Türk gençliğinin rol modeli ve Selçuk abisi olmuş, aynı zamanda Türk gençliğine imkan ve destek verildiğinde neler yapılabileceğinin en bariz bir örneğini temsil etmektedir. Fahri doktora unvanının teknik bir üniversitede, teknik bir rektör tarafından verilecek olması yanında, Bayraktar ailesinin baba tarafından Trabzon Sürmeneli bu kadim topraklardan olması bu unvanı daha da anlamlı hale getirmekte ve ayrı bir değer katmaktadır. Sayın konuklar, elektronik ve haberleşme yüksek mühendisi Selçuk Bayraktar'a yapmış olduğu üst düzey araştırma geliştirme faaliyetleri sonucunda Türkiye'nin milli savunma sisteminin gelişmesinde ayrıca bilimin ve teknolojinin ilerlemesine katkıda bulunmasından, yerli ve milli teknolojinin dışa açılması konusunda yaptığı çalışmalardan ve üstün başarılardan dolayı elektrik elektronik mühendisliği alanında Fahri Doktora, Onur Doktoru unvanı verilmesine senatomuzca oy birliğiyle karar verilmiştir. Sayın Selçuk Bayraktar'a bu özel günde bir kez daha tebriklerimi iletiyor, başarının devamını diliyorum. Kendisinin herkese ilham veren hikayesi genç mühendislere, girişimcilere ve gençlere yol gösterici olacaktır. Hep birlikte katı ailesi olarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için çalışmaya ve milli teknoloji hamlesine destek olmaya her daim devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken bu Fahri Doktora'yı öncelikle üniversitemiz adına, ayrıca zulüm altında inleyen ve ezilen masum insanları kurtarmak adına, yıllardır bu hava araçlarının varlığı sayesinde güvenli ve insan kaybı olmadan yapılan yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda görev alan kahraman Mehmetçikler adına ve her şeyden önemlisi insanlık adına takdim ediyor ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran siz değerli konuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
Sayın Rektörümüze konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kıymetli misafirler şimdi, Milli Teknoloji Hamlesi Söyleşisini gerçekleştirmek üzere Baykar Teknoloji Lideri, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Gençleri Selçuk abisi Sayın Selçuk Bayrakları sahneye davet ediyoruz. Sayın Rektörüm, Sayın Bakanım en başta, değerli öğretim görevlilerim ve Karadeniz gibi esen geleceğin mimarı olacak çok sevgili genç kardeşlerim, Karadeniz uşakları. Hepinize en içten duygularımla selamlıyorum. Bugün sizlere hoş bulduk. Sizlere yaklaşık 20 seneye varan Milli Teknoloji Hamlesi mücadelemizden bahsedeceğim. Öncelikle biraz Baykar'daki hikayemizden, insan sahibi araçlarından. Tarihte zaman zaman epey bir geçmişe gideceğim ama öncelikle bir böylesine dolu bir salonda bir anket yapmak isterim. Böylesine yağmurlu bir günde, aslında yağmur rahmet ve bereket. Salonda bereket kaynıyor şu anda. Şimdi acaba buradaki genç kardeşlerim üniversitede okuyan öğrencilerden mi oluşuyor? Evet, herkes üniversite, yüksek lisans. Evet. Lise var mı? Lise mi üst taraf? Bir dakika. Ortaokul mu? Kim? Ama hiç liseliye benzemiyor üst taraf ama. Öyle mi? Peki, daha önce benim sunumumu izleyen var mı acaba salonda hiç? Pek yok, o iyi. Teknofest'e katılan var mı? Evet. Akıcı belgeselini izleyen var mı acaba? Evet. Kızıl Elma belgeselini? Evet, epey bir var, peki. Evet, o zaman tarihin derinliklerinden başlayabiliriz. Sevgili arkadaşlar, bizler tabii bir de bir şey daha sorayım, son bir sorum olsun. Burası Karadeniz Teknik Üniversitesi ama benim gibi pozitif sayısal bilimlerden olanlar kimler acaba? Sözel bölümlerde, sosyal bilimlerde, gelişlerde. Ya sözel ya sayısal arkadaşlar, yarı yarıya bir durum görmüyorum. Toplam bütün salon etmiyor. Sayısal bölümlerden olanlar, evet, çoğunluk öyle mi? Evet, biz biraz daha temel bilgiyle uğraşıyoruz, alt düzey bilgi deniyor. Sosyal bilimler daha önemli konulara, konularla uğraşıyorlar. O yüzden sizler biraz daha şanslısınız bizlerden arkadaşlar. Sosyal bilimlerle uğraşan, azınlık demeyeyim ama işte daha az kalabalık olan grup. Peki. Şimdi, tabii pozitif bilimlerin ve bilimsel metodolojinin kurucusu olan bir medeniyetin çocuklarıyız biz. Biraz geçmişe döndüğümüzde, hemen yakın tarihe değil ama şimdi havacılıktan bahsedeceğim. Havacılık 1900'lü yılların başında başlıyor dünyada. Bundan 100 sene kadar önce. Ondan öncesine döndüğümüzde, yani 1700'lere, 1600'lere, 1500'lere ve hatta daha öncesine bizler bilim, bilgi biriktirme metodolojisi ise bu metodolojiyi formalize eden bir medeniyetin çocukları. Sadece pozitif bilimlerde değil, sosyal bilimlerde de. Mesela sosyal bilimlerde kim var? Büyük isim medeniyetimizden. Yüksek sesle söyleyebilirsiniz. İbn Haldun'u duydum, evet. Necip Fazıl yakın dönem şair. Evet, bilim. Evet. Düşünün. Evet. Peki pozitif bilimlerden, mesela ben robotikçiyim, robotiğin kurucu babası kim? Herkes biliyor artık. Peki optik, optiğinden var mı? Biraz daha zor. Evet, HSM'i de herkes biliyor, İbn HSM. Baktığınızda bugün bizler insansız hava araçları yapıyoruz, robot uçaklar yapıyoruz. Robot uçaklarda
aslında en önemli katma değerler de en yüksek teknoloji. İşte bunu robot hale getiren yazılımlar. Kurucu babası kim? Cezeri. Kökünde bizleriz arkadaşlar. Dost doğru düsturla donandığımızda dünyanın en iyisinde yapabiliriz. Aslında bize bu güçlü kökler bu gücü veriyor oraya dayandığımızda. Bunu hiç unutmayacağız. Çünkü bunu unuttuğumuz zaman nasıl ki saksıdaki bir ağaç göğe uzanamazsa veya ne kadar uzanabilirse öyle kalmış oluruz. O kökleri hep hatırlayacağız. Peki 1900'lü yılların başında dünyada havacılık doğuyor. O dönemde savaşta olan Osmanlı İmparatorluğu da elbette kendisini savunmak için havacılık cemiyetleri kuruluyor. Ve hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında büyük bir atılım olduğunu görüyoruz Türkiye'de de işte. Bunlardan bir tanesi Veci Ürkuş. Hikayesini bilen var mı? Ürkuş'un. Ürkuş mesela aslında Yeşilçam'ın dalga geçtiği gibi bir karakter değil. Aslında çok kahraman bir kurtuluş savaşına katılmış gazi pilot. Hatta düşmanın pençesinden kurtuluyor, esir düşüyor Azerbaycan'da. Türk İslam ordusuyla gittiğinde oraya. Oradan yüzerek kurtuluyor. O adayı da biz ziyaret ettik. Yani ziyaret ettik derken yakınlarından gördük. Narin adasından. Ama bürokrasinin pençesinden kurtulamıyor yaptığı uçakları bile. Dünyada havacılık duvarken oluyor. Havacılığın doğması demek teknolojide yeni bir paradigma dalgası çıkıyor. Sörf dalgasına benzetebiliriz bunu. Sörf dalgasında önde olduğunuzda biliyorsunuz çok daha avantajlı durumda oluyorsunuz. Önden başladığınızda. Arkaya düştüğünüzde ise sürekli zorlanıyorsunuz. Dolayısıyla doğarken aslında işin kökünde varız ama maalesef 1950'lere varıncaya kadar Türkiye'de bu çalışmaların akamete uğradığını görüyoruz. Aynen Hezarfen Ahmet Çelebi'nin çalışmalarının bir anlamda akamete uğradığı gibi. En azından öyle rivayet ediliyor. Veya Ledari Hasan Çelebi roketçilik bilimiyle uğraşıyor. Biliyorsunuz bizler de roket yarışmasına katılan var mı burada hiç Teknofest'te? Var mı? Hiç yok mu ya? Katü'den derece bile var benim bildiğim. Öyle değil mi? Evet. Ledari Hasan Çelebi'leri diyoruz. Legareleri diyoruz günümüzün roket yarışmasına katılan genç kardeşlerimize. Onun da sürüldüğü söyleniyor. Yani zamanda belli bir dönemden sonra takvimde ilerlediğinizde maalesef medeniyetimizin organik bağının koptuğunu görüyoruz. Ve bizlerin de aslında milli teknoloji hamlesi kapsamında yapmaya çalıştığı o bağı yeniden tesis etmek. Peki havacılık özelinde 1950'lere kadar o atılımların, Nuri Demirağların, Veci Ürkuşların eserlerinin yok edildiğini görüyoruz. Sonrasında ise Türkiye'yi başka bir model kaplıyor. İşte dışarıdan getirilen teknolojiyle yapılan, sadece imalat sanayi veya montaj sanayi diyebileceğimiz bir sanayi modeli ve sadece bir anlamda toplumu değil de, toplumun bilgi hazinesini değil de ve hatta toplumu bağımsızlaştırmayan, dışarıya bağımlı kılan sadece o üreticileri zengin ve müreffeh hale getiren bir model geldiğini görüyoruz. 1950'lerde, 50'lere kadar olan süreçte bu oluyor ve sonrasında da bunun geliştiğini görüyoruz. Ta ki havacılıkta ikinci bir dalga çıkıncaya kadar, işte insansal araçları bir anlamda bunu ifade ediyor. Bizlerin de çalışmaya başlaması bu alanda, dünyada tabii insansız hava aracı denince pek bilinen bir şey değildi. Bir ufak girişim olarak, ufak bir mühendislik girişimi olarak çalışmaya başladığımız dönemde İHA dediğinizde insanlar öyle şey mi olur diyordu, yani pilotsuz uçak mı olur dendiği bir dönemdeydi, şimdiki gibi yaygın değildi. O dönemde ufak bir ekiple başlayan çalışmaların 20 senede işte bugün nerelere geldiğini hikayesini dinleyeceğiz. Ama burada önemli husus dediğim gibi zamanı doğru yakalamak ve bir anlamda o günün değil de geleceğin teknolojisine önden hazırlanmak. Ve hatta onun biraz daha genetik kodlarına gireceğim. Hemen Baykar'daki hikayemize gidelim. Biraz geçmişten aldık. 2000'li yılların başına gittik. 20 sene öncesine. Hemen 2004'te ülkemizin ilk milli robot uçağı aslında. O ufak model uçak içinde uçan şey. Biraz sesi kısalım. Robot uçak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Tüm bile milli ve özgün bir şekilde tasarlanmıştı. Yazılımları ve elektronikleri. Sonrasında 2007'de biz tabii o arada çalışmalarımızı devam ettik. Silahlı kuvvetlerle birlikte. Sahnenin sesini, videonun sesini biraz kısalım. Silahlı kuvvetlerin envanterine ilk defa milli bir uçak girmiş oldu. Ufak da olsa ilk defa robot bir mini İHA girmiş oldu. 2008'de tabii
Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte bizler de arazideydik sürekli. Güneydoğu'da, Şırnak'ta, Diyarbakır'da, Hakkari'de. O teknolojik çalışmaların ilerlemesini ve operasyonlarda kullanılırken geri besleme almak maksadıyla 2008'de de yoğun kullanım. Sonrasında adım adım uçağın büyüdüğünü görüyoruz. 2009'da Bayraktar TB2'nin tüm dünyaya nam salmış. Dünyada en fazla ülkeye ihraç edilmiş, dünyanın en meşhur siyasi Bayraktar TB2 şu anda. En yakın rakibinden 5 kat daha fazla biliniyor dünyada. Onun ilk versiyonu 2009 doğuştu. 2014'te de Bayraktar TB2 ilk uçuşunu yaptı. 2015'te Roketsan'ın geliştirdiği milli akıllı mühimmatlarla entegrasyonu tamamladık ve işte terörle mücadelenin belini kırması da o döneme tam olarak rastlıyor. Tabii Bayraktar TB2 650-700 kiloydu. Miniha 6 kiloydu. Akıncı 6 ton. İşte 2019'da Akıncı belgesini izleyenler hikayesini bilir. İlk uçuşunu yaptı. Sonrasında da şu anda zaten 40 bin saatin üzerinde ve 8 ülkeye dahi ihraç edilmiş durumda. Düşünün ki bizler dışarıdan insansız hava aracı alabilmek için ülkelerinin kapılarını çalan, işte birkaç ülke var zaten dünyada, bir ülkeyken dünyaya insansız hava araçlarımızı ihraç eden ve hatta o insansız hava araçları sayesinde topraklarımızı azat eden Azerbaycan'da ve hatta rahmetli babam Özdemir Bayraktar ağabeyim babanı Karabağ nişanı tebliğ edildi. Bir bir onur madalyası gibi taşıdığımız göğsümüzde Bayraktar TB2'lerin muharebeye olan katkılarından dolayı. Tabii 2020'de Cezeri'yi geçtik bu arada. O da geleceğin bir anlamda akıllı uçan otonomisini bir anlamda konsept çalışması. 2022'de de Cumhuriyetimizin 100. yılına biz söz vermiştik milletimize. Ülkemizin ilk insansız savaş uçağını uçuracağız diye. Milletimize bir sürpriz yaptık. Bir anlamda 13 ay önce, yani 2023'ün bitmesinden 13 ay önce, 2023'e 1 ay kala ilk uçuşunu yaptık. Ve ilk uçuşuyla birlikte gelecekteki havacılık muharebesinin kapılarını bizlere açmış oldu. Bizler artık takipçi değil, dünyaya oyun kurucu olarak bu alanda tam bağımsız ve hür bir şekilde devam edeceğimizin müjdesini verdi o uçuş. Sonrasında da 2023'te tabii ayrı bir gelişme daha var. Kısa pistli gemilerden inip kalkma kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB3'ün ilk uçuşunu geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdik. Hatta bugün itibariyle 8. uçuşunu da şu anda yapıyor. Henüz inmemiş olması lazım. Havada herhalde 6 saatlik sürekli uçuşlarını devam ettiriyoruz. Onu da en yakın zamanda inşallah kısa pistli gemimize konuşlandırıp göreve hazırlıyoruz. 2024 yılında da inşallah o göreve başlayacak. Şimdi tabii burada mekatronikçi, robotikçi var mı aramızda? Evet. Yazılımcı var mı? Mekanikçi. Herkes mühendis değil. Bu iyi bir şey. Şimdi sizlere biraz bir abiniz olarak Baykar'da da ben abi gibiyim. Aşağı yukarı bizim yaş ortalamamız 4500 kişi kadar Baykar. 4200 kişi kadar. Yaş ortalamamız 27-28. Ben ortalamayı yukarıya çekenlerdim. Yani kendini genç hissedip genç bir uşak olup yaş ortalamasını yukarıya çekenlerden ama işte belli etmemeye çalışıyorum. Şimdi sizlere dönüp, o günkü halime dönüp ne anlatırdım diye düşündüm elbette. Bu sunumu da öyle kurguladım. Sizlere saatlerce kendi uzmanlık alanımla alakalı tecrübelerinden bahsedebilirim. Ki mühendis abilerinizle bunu yapıyoruz. Projeleri yönetirken, tasarlarken. Ama aslında sizlere en fazla fayda verecek şeyin ne olduğunu düşündüğümde bütün bu işlerin genetik kodu diye adlandırabileceğim özü nedir diye onu aktarmak istedim. Bütün bu tecrübeden öğrendiğin şey nedir? Nedir bu Baykar'ın çabasının ardındaki sır ve bu gayretinin ardındaki mesele ve bir anlamda Türkiye Teknoloji Takım Vakfı'nda yürüttüğümüz çabanın ardındaki
genetik kod nedir? Onun deşifresini yapmaya çalışacağım. Daha önemli bir, kendimce daha önemli gördüğüm bir hakikati aktarmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, biz ne yapıyoruz? Milli ve özgün insansız robotik hava araçları geliştiriyoruz. 6 kilodan başlıyor. 6 ton hatta kızdırma, 9 ton süpersonik varyantı da yapılacak. Dünyada sadece 1-2 ülkenin geliştirebildiği teknolojiler, hatta Bayraktar TB2 şu anda dünyanın en yakın rakibinden, Amerikalı rakibinden 5 kat daha fazla meşhur, en fazla ülkeye ihraç edilmiş, kendi sınıfında en gelişmiş insansız hava aracı. Maşallah. Sağ ol, Allah razı olsun. Şimdi bunlarla uğraşıyoruz. Ne yapıyorsunuz sorulusuyla daha çok temel bilimci, pozitif bilimciler ilgileniyor. Temel bilgi deniyor buna. Ve aslında baktığınızda ne yapıyorsunuz sorusu en önemsiz soru. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Ne yaparsak yapalım, zaman ve mekan o kadar büyük ki kocaman bir hiçliğe denk düşüyor. Ben mesela Baykar'da orkestra şefi gibi mühendis abi ve ablalarınıza bir anlamda teknolojik projelerde yönlendiriyorum. İşte Baykar'da, Cezeri'de, Fergani'de, uzayla da uğraşıyoruz. Başka abileriniz, ablalarınız uçakları test pilotlu yapıyorlar. Bazıları yazılımlarını yazıyorlar, bazıları mekaniklerini tasarlıyorlar. Kimisi destek hizmetlerinde sadece ortamın tesisin bakımından sorumlu. Kimisi belki çay getirip getiriyor. Ama yaptığımız işlerin birbirinden aslında hiçbir farkı yok. Çünkü en nihayetinde materyal anlamda baktığımızda kainat o kadar büyük ki, zaman da o kadar geniş ki hepsi bir sıfıra denk geliyor. İşte biz hep bunu yaparız. Bilimsel metodoloji, ecdadımızın formalize ettiği bilimsel metodoloji de böyle çalışır. Modeller kurarız. Bunu matematiğin diliyle ifade ederiz. Kainata bakarız nedir sorusuyla. Ve ihmaller üzerinden gider. İşte sıfırdan sonra belli sayıda noktadan sonra belli sayıda sıfır varsa artık o model ihmal edilir. İhmal edilen niceliklerle kurulan modeller üzerinden de kainat okunur. O muhteşem ahengi, muhteşem matematiksel formülleri ortaya çıkar. İşte Maxwell denklemleri olabilir bu. Bunun yanında işte Newton'un hareket denklemleri olabilir veya işte relativite teorisi olabilir. Bunları okumaya çalışıyoruz. Ama yaptığımız totalde kim olursak olalım, ne yaparsak yapalım, bu soruyla baktığımızda, materyal düzlemde baktığımızda bir anlamda ne sorusuna kocaman bir hiçliği işte. Hatta bunun size bilimsel bir kanıtını da yapabilir bir pozitif bilimci gözüyle. Biliyorsunuz uzak mesafelere büyük merceklerle bakılıyor. Optik biliminin kurucusu kimdi? Heysel, İbn-i Heysel. Şimdi insanoğlu Hubble Uzay Teleskobu diye bir teleskop var. Duydunuz mu? Ondan sonra bir yenisi daha yapıldı. O teleskop ilk uzaya çıktığında uzak mesafelere bakmak için, galaksilerin, yıldızların nasıl doğduğunu gözlemlemek için, yani bir anlamda kainatın nasıl yaratıldığını, şu an biz konuşurken yıldızlar doğuyor. Bir bazıları da ölüyorlar. Galaksiler doğuyor hatta. Ve bazıları ölüyor. Yani insanoğlu nasıl doğup ölüyorsa bu varlıklar da, kainatın o dev varlıkları da doğuyor ve ölüyor. Bir iğne kadar, deliği kadar bir delikten kainata bu teleskopla insanoğlu baktı. Hatta bize bunun yüksek lisans yaparken MIT'de bir hocamız, astronotluk yapmış bir hocamız, o Hubble Space Teleskop'un tamiratında çalışmış bir hocamız aktarmıştı. İşte mercek ilk kurduklarında flu, iyi resim çekemiyor, tamir etmek için astronot gönderdiler. İnançlı bir insandı, ne kadar etkilendiğini gördüğü manzaradan. Çünkü kainattaki dediğim gibi doğan yıldızları görüyorsunuz. O yıldızlardan düşünün bizim biyolojik varlığımız oluşmuş. Yani yıldız tozu deniyor ya, kainattaki her şey. Bizim biyolojik varlığımız da o yıldız tozlarından oluşuyor. Yani bizim vücudumuzdaki elementler,
O tozdan geliyor bir anlamda. Biyolojik varlığımız. Bir delikten kainata bakıyorlar. Bir iğne deliği kadar bir delikten. Yani bu tarafa da bakabilirlerdi, bu tarafa da. Ve 13 milyar yıl öncesinin resmini çekiyorlar. Biliyorsunuz uzak mesafeye baktığınızda geçmişe bakmış oluyorsunuz. Bugünü göremiyorsunuz. Geçmiş zamanı görebiliyorsunuz. Yani biz güneşe baktığımızda mesela 8 dakika öncesini görüyoruz. Çok uzak bir mesafe, asla gidemeyeceğimiz bir mesafe ama 8 dakika öncesi. Bu milyar yıldan bahsediyoruz. Milyar yıl. Şimdi burada 10 sene desem hatıraları olanlar var. Değil mi? Vardı mı herkesin hatırası? Var mı 10 sene? 10 yaşından ufak var mı ya bu salon? Yok. 20 desem aşağı yukarı herkesin var. 30-40 deyince benim gibilerin hatıraları. 40 deyince. 100 desem kimsenin hatırası yoktur muhtemelen. Değil mi? Var mı 100 senelik hatırası olan? Kimsenin yoktur. Muhtemelen 100 sene sonra bu salonda hiçbirimiz olmayacağız. Başkadır olacak. İşte zaman böyle bir şey. Şimdi 100 sene değil, 1000 sene değil, 5000 sene değil, 5000, 12000 sene aşağı yukarı tarihin başlangıcı kabul ediliyor yazılı eserler vesaire. 200.000 sene dediğinizde işte akıllı insanın yeryüzünde yürümeye başlamasıyla alakalı deliller var. Milyar sene öncesine gittiğinizde arada böyle 200 milyon yıl dinozorlar yaşamış. 200 milyon yıl. Yani bize bir yıl nasıl geliyor, bir ömür nasıl geliyor? Milyondan bahsediyoruz artık. Şimdi bu delikten kainata baktınız, 13 milyar yıl öncesine baktınız. O kadar geçmişe gittiniz ki, zaman o kadar büyük ki ne hafızamız, ne hafızalımızın alması mümkün değil ve içeride ne gördünüz o delikten baktığınızda? Milyarlarca galaksi gördünüz. Bırakın bir güneş sistemini. Galaksi, galaksiler de milyarlarca yıldızlar. Yani sahildeki kum tanesi kadar yıl önceye gittiniz. O yıl bu kadar öteye gittiğinizde bir kum tanesini aldınız. İçinden bir sahil kum tanesi kadar galaksi çıktı. Her bir kum tanesinin içinde, o galaksinin her birinde de bir sahildeki kum tanesi kadar gezegen var. Yani biz o kadar ihmal edilebilecek bir varlığız ki bir anlamda, materyal varlığımız. Hiçiz arkadaşlar. Sıfırdan sonra, noktadan sonra o kadar fazla sıfır var ki hiç kayda değer bile değiliz böyle baktığımızda. O yüzden ne yaptığınız da bir yere gitmeniz pek mümkün değil. Materyal anlamda. Yani işte peki nasıl değer kazanacak yaptığımız işler? İşte onu sosyal bilimciler biraz daha o soruların cevaplarını arıyorlar. Ne yaptığından ziyade nasıl yaptığın önemli arkadaşlar. Hangi düsturla? Hangi ahlakla? İşte biz ne yaptık? Milli ve özgün insan savarıcı yaptık. Nasıl yaptık? Bütün düzen, işte bürokrasinin koridorlarında uç derken dost inancımızdan da aldığımız ilhamla, onun emirleriyle dost doğru bir ahlakla yaptık. Tüm sistem ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin derken o yolları hiç vurmadan silahlı kuvvetlerle birlikte ekibimizle beraber Güneydoğu'da cephe hattında o koridorlarda uçmak yerine dosdoğru semalarımızla uçtuk. Ve o semalarımızla uçuşlarımız ülkemize bağımsızlığını bir anlamda. Semalarındaki bağımsızlığını, işte başındaki büyük bela olan terörün belini kırmasını sağladı. Şimdi yine tam bir yere gidemedik. Ne dedik, nasıl sorusunu dedik. Yani en alt düzey bilgi bizim pozitif bilimcilerin uğraştığı bilgi. Nasıl sorusu daha önemli arkadaşlar. Ne yaptığınızdan daha önemlisi hangi ahlakla yaptınız? Dost doğru bir ahlakla yapıyorsanız kıymeti var. Bundan da daha önemlisi neden yaptınız arkadaşlar? Bütün bu emekler, bütün bu gayretler neden yapılıyor? Maddi varlığınızı arttırmak için yapılıyorsa hiçbir kıymeti yok. Ama insanlığa faydası dokunsun diye. İşte inancınızla harmanlayıp Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyorsanız bir kıymeti olabiliyor. Hatta çağları aşan bir anlam kazanabiliyor. O ruh alemiyle birlikte, mana alemiyle birlikte. Bir örnek vereceğim buna. Dünyada hatırlarsanız, yakın zamanda az önce rektör hocamızla da konuştuk. Geçtiğimiz bu baharda üniversite tatildi değil mi? Depremden dolayı. Ondan önce de pandemiden dolayı gidip gelemediniz herhalde değil mi? O pandemi döneminde hatırlayın, dünyanın zengin ülkelerinden şöyle manzaralar geldi. Böyle yoğun bakımların taştığını gördük. İnsanların solunum cihazı bulamadıklarını, solunum cihazı böyle harcayan teknoloji
cihaz gibi bir alet yani. Belki 70-80 senedir yapılan bir alet. Teknolojik bir cihaz ama harcı alan bir teknoloji. Yani çok üst düzey roket teknolojisi değil. Bunun bulunamadığını gördük. İnsanların bu solunum cihazları bulunamadığından özellikle zengin dünyada gördük bunu. Zengin veya işte kendini kalkınmış ileri olarak tanımlayan modern dünyada gördük. Şimdi tabii her türlü barbarlığı da meşhur gördüklerini ayrıca şimdi görüyoruz ama o zaman da enteresan manzaralarla karşılaştık. Yani solunum cihazı alamama gibi bir durum olan dünyada değil, insanların böyle bayağı bildiğiniz ağır bir zatürreye yakalanıp o hastalıktan öldüğünü gördük. Hatırlıyor musunuz? Hatırlayan var mı? Yukarısı. Evet, peki. Sonra ne oldu? Solunum cihazı bulamıyorlar diye hemen üretelim çabasına düştüler. Üretemediler. Önce dışarıdan alalım dediler. Sonra firmaları yapacağım dedi. Daha enteresan bir şey oldu. Yine bir türlü üretemez oldular ve şunu yaptılar. Dediler ki işte solunum cihazların satışı yasaklansın. Dışarıya satışı yasaklansın. İşte kimse kimseye satmaz öldü. Ben öleceksem herkes ölsün anlayışı. Bir anlamda hakim oldu. Sadece solunum cihazı değil, solunum cihazı yapmak için gerekli parçaların da satışını yasakladılar. Öyle bir durum ortaya çıktı ki kimse solunum cihazı yapamaz hale geldi. Hatırlıyor musunuz bunları? Modern dünyada oldu bunlar. Modern, zengin dünyada. Solunum cihazı parçaları bile yasaklandı. Yani ben öleceksem herkes ölsün. Öyle bir noktaya getirdi ki herkesi öldürecek hale getirdi. Kimse yaşayamaz oldu. Böyle yoğun bakımlardan insanların taştığını, fırladığını, öldüğünü gördük. Çok enteresan manzaralar bunlar. Yani medeni dünya için çok ibretlik manzaralar. Biz ne yaptık? Türkiye'de solunum cihazı üretilmiyordu ama geliştiren bir ufak çalışan üzerinde ufak bir girişim vardı, teknoloji girişimi. Dedik ki öncelikle yani bu çabaya bizim bir destek olmamız lazım. Ne yapalım? İşte sağlık çalışanlarına destek olalım. İşte Baykar olarak bağış yapabiliriz. Solunum cihazı başlayabiliriz. Dışarıdan tedarik edip etmesi zor ama Türkiye'de lazım olursa şayet. O kadar çok lazım olmadı Allah'a şükür ama çünkü Türkiye'nin kapasitesi çok yüksek. Ne olursa olsun bizim bu ülkemize borcumuz, böyle bir şey mi yapsak acaba? Düşünürken sonra başka bir arkadaşımız, ya bizler mühendis olarak Türkiye'nin ihtiyacı olan bu solunum cihazlarını üretelim, geliştirelim, armağan edelim ülkemize. Yani bunları hediye edelim. Maddi yapacağımız en büyük katkı bu şekilde olur. Hem Türkiye'de de böyle bir teknoloji üretilir hale gelir. Hemen bunu bir seferberlik havasıyla adeta, yani nasıl Kurtuluş Savaşı'nda insanlar cepheye koştuysa benzer bir havayla işte Aselsan, Biosis, o ufak girişim firması, Baykar ve Arçelik. Arçelik'te hızlı üretim kabiliyeti var. Böyle bir seferberlik havasıyla bu cihazlar geliştirildi. Çok kısa bir sürede, 15 günde seri üretime hazır hale getirildi. Bir altyapı vardı ama tabii ufak bir ekip yapmıştı. Mühendisliği yeniden yapıldı. Hatta Türkiye o cihazlardan binlerce üretti, kendi ihtiyacını karşıladı ve hatta dünyanın en ihtiyacı olan ülkelere bile ihraç etti. Bir tane solunum cihazı olmayan ülke varmış, o zaman öğrendik. Bir solunum cihazı bile olmayan, o kadar fakir ülkeler olmuş. Onlara da Türkiye hibe etti. Dost ve kardeş çağırmasına. Hatta dendi ki bize, işte şu tarihe cihazları hazırlayın. Kargo uçağı var, Koca Yusuf. Ona yetiştirilecek işte 10 adet cihaz gidecek. Orada bir solunum cihazı bile yok, Somali. Yani ülke hem fakir hem de teknik imkanları kısıtlı elbette. Biz tabii, bizi bir şey sardı, tedirginlik. Cihaz çünkü yeni yapılmış, acaba bir hatamız var mı? Bir yanlış yaptık mı? Biraz da akışkanlar dinamiğiyle alakalı bazı kusurları var içeride. Onları düzeltmeye uğraşıyoruz. Tam da yazılımla tabii daha çok uğraşıyoruz. Sabahlara kadar uğraşıyoruz. İşte günlerde geçiyor bir yandan. Bir türlü düzelmiyor. Yani Ramazan'da hatta böyle sahur oluyor. Sabah namazı vakti geçiyor hatta. Böyle sabahlara kadar çalışılıyor. Neyse. Son gün artık iyice yaklaştı. Gece oldu. Sabahında gidecek, sabah 6'da 7'de. Uğraşıyoruz, bir türlü çözülmüyor. Hatta arıyorlar işte cihazları paketleyecek olanlar Arçelik'ten. Ya yetiştirmeniz lazım, artık son yazılımı verin de cihazları yollayacağız, uçak bekliyor. Bir taraftan da şu var tabii, yani o cihaz gidecek insanla, orada en ihtiyacı olan bir insana belki nefes olacak. Ama düzgün yapmazsan da fayda sağlamayacak değil mi? Zarar vermese bile faydası dokunmayacak.
Şimdi tabii biz uğraştık. En son nihayet gecenin bir köründe problem çözüldü. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. O işte belki baktığınızda mekaniklerden, elektroniklerden, yazılımlardan oluşan, vicdanı veya ruhu olmayan o cihaz, materyal cihaz kendi başına hiçbir şey ifade etmeyebilir. Ama sizin oradaki gayretiniz ve çabanız dünyanın bir ucundaki en imkanı olmayan, en mağdur durumdaki insana bir nefes aldırabilmek için verdiğiniz çaba o ruhla birleştiğinde işte asırları aşan bir anlam kazanabilir o cihazın kendisi ve çabanız. Dolayısıyla arkadaşlar ne yaptığınızdan ziyade nasıl ve neden yaptığınız çok önemli. Bizler Baykar'daki yol arkadaşlarımıza şunu söyledik. Ülkemiz semalarında tam bağımsız ve hür oluncaya kadar bizim çabalarımız devam edecek. Tam bağımsız ve hür olmasından neyi kastediyoruz? Bizler bugüne kadar bu teknolojileri, uçakları dışarıdan aldık değil mi? İşte ancak montaj hatlarında Türkiye bunları üretebildi. O dışarıdan aldığımız uçakların içinde de yabancı yazılımlar vardı, yabancı mekanikler vardı. Adam tuşa bastığında uçağın kalkmıyordu veya parçasını vermediğinde uçuramıyordu. O zaman da onun dilediği kadar ancak hareket kabiliyetine sahipti. İşte bir anlamda tam manasıyla hür değildi. Prangalıydı bacakları. O prangalar yıkılıncaya kadar bizler bu çabamızı dünyanın en iyisini, en dosdoğru düsturuna geliştirecek şekilde devam edeceğiz. Baykar'ın genetik kodu bu arkadaşlar. Türkiye Teknolojik. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nda yol yürüdüğümüz, işte toplumsal çabayı sürdüğümüz arkadaşlara da şunu söylüyoruz. İnsanoğlu hep kendini önceleyen bir varlık, doğası itibariyle biraz öyle. Kendinden öte, aileni ailenden öte, toplumunu toplumundan öte, milletini milletinden öte, insanlığın faydasını gözeterek çalış. Böyle yaptığında ve dosdoğru düsturla bunu gerçekleştirdiğinde azami gayreti de gösterirsen, bugünün değil yarının yarışlarına bugünden çalışırsan dünyanın en iyisini yapabilirsin, bunu da aklından çıkar. İşte Milli Teknoloji Hamlesi'nin sırrı nedir? Baykar'daki bu gayretimizin, çabamızın, yaptığımız işin genetik kodu. Genetik kod ne? Mesela ben milyarlarca hücreden oluşuyorum değil mi? İnsanoğlu öyle, biyolojik varlığı. Her birinde aynı genetik kodu var. Değil mi? Çekirdeğinde. İnsanoğlu biyolojik varlığını oluşturan şey. İşte bir anlamda bu işin sırrı bu arkadaşlar. Yani bunu da her yerde öğretmezler. O yüzden sizlerle de paylaşmış olayım. Kitaplarda ben bunu göremedim. Evet. Şimdi biraz daha heyecanlı yerlere gidelim. Şimdi yıl bundan 20 sene önce aşağı yukarı 2005. Türkiye o dönemde %85 oranında savunma sanayinde yurt dışına bağlı. Bizler yani düşünün ki 100 tane şey yapıyorsak 85'ini dışarıdan alıyoruz veya bir sistem yapıyorsak 85'i içindeki dışarıdan geliyor. Düşünün ki ve insansal araçlarında Türkiye'deki ismi biliyorsunuz insansal aracı değildi, Heron'du. Hatırlarsanız. Türkiye'de biliyorsunuz yurt dışından Amerika'dan ve İsrail'den gelen insansal araçlarında da hava araçları kullanılıyordu. Ve Türkiye %85 oranında dediğim gibi dışarıya bağımlıydı. Şöyle bir vizyon konuldu. Dendi ki en ufağından da başlamak üzere biz savunma sanayinde işte insansal araçlarında en ufağından başlamak üzere savunma sanayinde millileşme yoluna gideceğiz. Dışarıdan tedarik etme değil de adım adım millileşme yoluna gideceğiz ve işte geçen 20 senede Türkiye savunma sanayi alanında %80'e yakın yerli katkıyı arttırdı, %20'ye düşürdü bağımlılığını ve bizim geliştirdiğimiz insansal araçlarında aslında dünyada da rekor sayılır bu, Bayraktar TB2'de bile %93 oranındaydı yerli katkı. Bütün elektronikleri, bütün yazılımları, bütün aerodinamikleri, her şeyi
milli ve özgür tasarım olduğu gibi yerli katkısı da çok yüksek bir değerle gerçekleşti. Dünyada yani rekor düzeyde bir yerli katkıyla bir anlamda gerçekleşmiş oldu. Şimdi o dönemde o ilk millileşme tohumunun atıldığı dönemde Savunma Sanayi Başkanlığı bir yarışma başlattı. Dedi ki mini-İHA yarışması. Tabii mini-İHA nedir diye, İHA nedir diye bilen bile yok ama işte 4 firma katıldı. Bunlardan ve şu şart koşulu dendi ki ya uçağı kendisini milli olarak yapacak ya da uçuş kontrol sistemi. Şimdi uçağı kendisi maket uçak gibi bir şey, öyle çok önemli değil. Ama asıl önemli olan o içindeki yazılımları, otomatik uçuran ve elektronikleri. Bunu da o firmalardan sadece bir tanesi milli olarak yaptı. Diğerleri dışarıdan getirdi. Ve enteresan bir şey oldu. Dışarıdan getirenlerin uçurması beklenirken sadece milli olan, daha derme çatma görüntüye sahip olan uçabildi. Yani taşıma suyla değirmen dönmez ya. Aynen öyle bir durum oldu. Değirmen dönmedi. Normalde hep dönen değirmen. Diğerleri başarısız olurken dışarıdan gelenler bir tek yerli ve milli olan başarılı oldu. İşte onun şimdi o başarılı bir gösterimli teknolojik yarıştı bu. O başarılı, tek başarılı olanın uçuşundan sonra yapılmış bir konuşmayı sizlere aktaracağım. Belki izlemişsinizdir, bilmiyorum. Açabiliriz sesini. Bundan 18 yıl önce, tam bu dönemde. Projede tabii babamın bir şeyi var yani, duygularla başlarken. Yani ülkemizde şöyle bir şey görüyor bizim için. Ben dünyada bunun en son noktasını biliyorum, en son noktasını biz yapıyoruz arkadaşlar. Kuruş düzesine girecek şey sistemini biz yapıyoruz mesela. Yani Boeing, Intel'de, Lockheed falan bunlar büyük yıllar ama yani onların sistemlerini biz yapıyoruz. Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse, insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Çok rahat olabilir, ben size söylüyorum. Çünkü 10 sene sonra gidecek şeyi ben yapıyorum veya benim gibi arkadaşlar yapıyor orada. Fransızlı yapıyor, Ermenisi yapıyor, işte İsrailisi yapıyor, Yunan'ı yapıyor, Memlesi yapıyor. Biz de yapıyoruz dedikte. 5 sene içinde olur, çok rahat olur ve Türkiye için büyük bir fırsat bunu yakalamak. Bu teknolojiyi yakalarsa, bu teknoloji uzay mekiğine dünyanın en gelişmiş teknolojileri giriyor. Keza uçağın içine de dünyanın son bulmuş teknolojileri. Destekleyen herkese yönünden teşekkür ediyorum, sevgilerimi iletiyorum. Şimdi orada kardeşiniz bayağı iddialı konuşuyor. Diyor ki işte 5 senede dünyada bir numara olur. 5 senede olmasak da 10 senede kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz insansız hava araçlarını yaptık. Evet, yarış devam ediyor. İşte insansız savaş uçağı üreten bir iki ülkeden biri haline geldik. Bu yılda inşallah önümüzdeki yıl Kızıl Elma üretimi başlayacak. Şu an test ve geliştirme faaliyetleri devam ediyor ama yarış devam ediyor arkadaşlar. Yarış çok çetin ve sizlerin de bu öncülüğü korumanız gereken, bayrağı devralacağınız bir yarış ve çok daha öteye taşıması gereken bir yarış. Çünkü bizlerin döneminde, benim üniversitede okuduğum dönemde en büyük marifet yabancı bir şirkette bakım mühendisi olabilmekti. Bizler için en büyük marifet buydu. İşte bir yüksek teknolojiyi geliştirin de dünyaya nam salsın falan, böyle bir ihtimal bile düşünülemezdi. Yani bir anlamda öğrenilmiş çaresizlik vardı ama siz öyle bir ortamda yetişmiyorsunuz. Artık binlerce mühendis kardeşimiz dünyanın en gelişmiş yüksek teknoloji eserlerini geliştirebiliyor. Bütün dünyaya da bunu, bütün dünyanın ikrar edeceği bir şekilde dünyaya sunuyorlar. Değil mi? Bütün dünya artık söylüyor. Türk siyalarından herkes bahsediyor. En fazla işte Bayraktar TV'den bahsediliyor. Dolayısıyla sizler çok daha iyisini yapmanız gerekiyor. Ben burada belki anlatıyorum ama sizin üzerinizde de bir yandan bir vazife yüklenmiş oluyor. Bu ülkeye olan, medeniyetimize olan, milletimize olan sorumluluğunuzu bir defa daha ben hatırlatmış olayım. Peki, annem bizlerle birlikte çalışıyor. Ben yıllarca yazılımlarla uğraştım. Halen daha biraz uğraşıyorum. Yazılımcı tarafım babam, iyi bir mühendis, rahmetli babam. Uçakların tasarımında da uğraşıyordu.
Yazılımcı tarafı annemden geliyor. Yalnız annem iktisatçı, Türkiye'nin de ilk bilgisayar programcısı değil. Sadece zamanında SMD dilinde kartlı bilgisayarlarda program yazmış. Sınai Kalkınma Bankası'nda çalışırken. Güzel bir anekdot diye bunu aktarıyorum. Annem bizimle beraber çalışıyor, yol arkadaşımız, iş yerinde yaşıyor. Babam da iş yerinde yaşıyor, yani orada yatıp kalkıyordu. Bizimle beraber çalışıyor, finans departmanında çalışıyor. Tabii onun bize manevi kılavuzluğu, bu mücadelemizde Kızıl Elma belgeselini izleyebilirsiniz. Biraz nelerden gelip geçtiğini, geçip geldiğini bu noktaya anlatıyor. Bilmiyorum ne kadarını izledi ama iki bölüm orada hikayeyi biraz anlatıyor. Annemizin bize yol arkadaşlığı, manevi kılavuzluğu hep yol gösterdi. O zor zamanlarda. Şimdi onu bir dinleyelim. Açalım sesini. Yerler oluyor ama 2009'dan bu. Bize belgeselden. Bize bu zor anlarda dayanma gücünü hep verdi. Oğullarım, bu geliştirdiğimiz teknolojiyi her türlü engellemelere, entrika ve yıldırma politikalarına rağmen Türk ordusunun şerefli evlatlarının hizmetine sunmamanız halinde sizleri başarısız addedeceğimin bilinmesini süt hakkım olarak niyaz ediyorum, anneniz. Şimdi sizlerle bu mücadelenin nasıl verildiğini biraz anlatan ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuş yol arkadaşlarımızla yad ettiğimiz bir videoyu da paylaşmak istiyorum. Onların aziz hatıralarını yaşatabilmek adına. Hemen onu da göstereceğim. Biraz zamanın kısıtlı olduğu söylendi bana çünkü Rize'ye kadar da yolumuz var. Biraz hızlı geçeceğim. Kusura bakmayın. Evet. İnsanlar doğarlar, yaşarlar ve muhakkak ölürler sevgili arkadaşlar. Elbette kutlu bir dava için iyi niyetlerle azami gayreti gösterip çalışanların ruhları o mücadeleyi sürdürenlerle beraber yaşamaya devam eder. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.
Tabii 2022'de Cumhuriyetimizin 100. yılına bir kala, bir ay kala ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olacak. Ve bir anlamda bu insansız aracı geliştirme serüvenine atıldığımız günden beri kızıl elmamız olan, kızıl elma biliyorsunuz yaklaştıkça uzaklaşan kutlu hedef. Bizim medeniyetimizin çok eski bir anlamda geleneği. Bizim de bu serüvene atıldığımızdan beri, ilk günden beri hayalimiz kızıl elmaya bir anlamda ülkemizin ilk insansız savaş uçağını geliştirip semalarımıza kavuşturmaktı. İşte 2022'de Cumhuriyetimizin 100. yılına bir ay kala ilk uçuşunu kamuoyuna söz verdiğimiz, milletimize söz verdiğimizden aşağı yukarı 13 ay önce uçmuş oldu kızıl elma. Bir anlamda yeni bir dünyanın kapılarını medeniyetimize, milletimize açmış oldu. Sonrasında da gerçekleştirdiği uçuşlarla bir anlamda geleceğin havacılık muharebesinin demonstrasyonunu günümüze getirmiş oldu. Dünya havacılık tarihine, açabiliriz biraz sesini. Havacılık tarihine geçecek uçuşlar yaptı. İlk defa iki insansız savaş uçağı, biraz kısabiliriz, yakın mesafe kol uçuşu gerçekleştirdi. Bu bir anlamda geleceğin havacılık muharebesine ait bir demonstrasyon. Daha önce Amerikalılar uzak kol uçuşu gerçekleştirmişlerdi. Yani birkaç kilometre öteden bir insansız savaş uçağı diğerini takip ediyordu. Ve elbette bu yarış, bu yeni dünyaya kapılarını açtık ama yürümemiz gereken çok yol var. Ve ama bunun, yani bütün bunlara rağmen bu uçuşların gerçekleşmiş olması artık bu dünyada da devam edecek olursak bizlerin oyun kurucu olduğunu müjdeliyor bir anlamda kızıl elma. Ve bu uçuşlarda bir anlamda geleceğin havacılık muharebesinin nasıl olacağını tüm toplumla beraber, tüm topluma paylaşılmış oldu Teknofest'te. Bir kısmı Çorlu'da yapıldı, bir kısmı da toplumla birlikte yapıldı. Özellikle Akıncı ile olan uçuşları, iki insansız savaş uçağının yakın kol uçuşu dünya havacılık tarihinde ilk defa gerçekleşmiş oldu. Sizler çok daha öteye taşıyacaksınız. O geleceği yakın kalacaksınız. Çünkü medeniyetimizin ve insanlığın buna ihtiyacı var. Değil mi arkadaşlar? Yani bebeklerin hesapsız, hiç arsız, azgın bir şekilde katledildiği dünyada medeniyetimizin ahlak, iyilik ve adalet sesinin daha güçlü çıkabilmesi için bu uçaklara ve sizlerin çalışmalarına ihtiyacı var arkadaşlar. Şayet bizlere bir mühlet veriliyorsa zamandan, yani bir borç alıyorsak böylesine yaşadığımız bir dünyada, her konuştuğumuz dakikada bebekler ölüyorsa ve bizim çocuklarımız ölmüyorsa demek ki zamandan ve yaradandan borç alıyoruz değil mi arkadaşlar? Bu varlığımızın bir izah alması gerekiyor. Bu izah da ancak dosdoğru bir şeyler yapacaksak ve gün gelip bu zulüm duracaksa bir anlam kazanıyor. Yoksa bizlerin de yaşamasının tek bir anlamı yok. Değil mi? Yeryüzünde insanoğlu eşitse, insan evladı eşit verirse, değil mi? Bugün bir ucundaki bir evladı ölüyorsa benimki de ölebilir. Öyle bakmamız gerekiyor. Ve biz buna seyirci kalıyorsak şu anda ancak bu zamandan borç aldığımız anlamına, bize bir mühlet verildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla sizlere, bizlere ve nesillerimize büyük işler düşüyor arkadaşlar. Yoksa bugün o dur demediğimiz zulüm yarın zaten gelip bizim kapımızda çalacak. Evet. Tabii Bayraktar TV3 ilk uçuşunu geçtiğimiz haftalarda yaptı ve sürekli bugünle şu anda havada olması lazım. İnmedi herhalde değil mi havada? Belki inmiştir. Evet, sabah erken saatlerde kalkacaktı. 2023 seri bir şekilde 2024'te gerçekleşecek. Önümüzde 2 yıl gerçekleşecek. Hava aracımız kısa pistli gemilerden yapacağı ilk görevlerini hazırlıyoruz. Denemelerine ve görevlerine. Henüz dünyada göreve başlamış kısa pistli gemilerden inip kalkabilen bir insansız hava aracı sistemi yok. Göreve başlamış diyor. İnip kalkan var. Kısa pistli gemi değil ama daha uzun pistli gemilere inip kalkan var. Ama göreve başlayabilen henüz yok. İnşallah Bayraktar TV3 o yarışta
yoluna devam ediyor. Tabii Cumhuriyetimizin 100. yılında da yine Kızıl Elma'da, Bayraktar TB3 ile beraber Kızıl Elma'da tabii gemiye inip kalkacak şekilde tasarlanıyor kısa pistli gemiye. Bu iki platform günün birinde görev almayı başarabilirse bizim gayretimiz o yönde. Yıllardır biriktirdiğimiz gayret o yönde. Dünya muharebe tarihinde devrim yapacaklar arkadaşlar. Aynen. Siyalarımız dünyada kazanılan, siyalarla kazanılan ilk savaşı kazandırdı. Şimdi tabii Bayraktar bunu gencecik bir ekip yapıyor arkadaşlar. Şu anda 4200 kişi kadar, biraz daha eski bir sunum. Ve gencecik bir ekip, işte ben biraz abilerim, 28-29 yaş ortalaması. 13 farklı mühendislik disiplinden oluşuyor. Yani sizlerin biraz abileri, ablaları gibi düşünebilirsiniz. Dünyada da, çağımızda en büyük işleri böyle yüksek motivasyona sahip, en büyük dönüşüm rüzgarı bir anlamda teknolojiden geliyorsa, sizler gibi gençler yapıyor ve kendini genç hissedenler. Orada kendimi de katıyorum, evet. Tabii can sağlığı vakfımızı kanser ve psikiyatri alanında ileri araştırmalar yürütsün diye kurduk. Tümüyle kendi kaynaklarımızla geçtiğimiz yıl, 1,5 yıl kadar oldu. Burada psikiyatri ekibini görüyoruz. Şu anda da moleküler biyoloji ve alanında çalışacak bir kanser ekibi, yapay zeka ile harmanlayarak çalışacak bir kanser ekibi, kanser araştırma ekibini oluşturuyoruz. O da çalışmalarına başladı. Bir yandan da Baykar'ın ilk yılları gibi düşünün veya buradaki Teknofest takımları gibi düşünün. Teknofest takımlarından biraz daha büyük. Uzay alanında da çalışmalarımıza başladık. 1,5 yıl kadar oldu. Fergani adlı girişimimiz. Fergani hikayesini okuyabilirsiniz. Ulubi'yi bilen var mı? Ali Kuşçu'yu bilen vardır, değil mi? Duyan vardır. Fergani de başka bir isim. Araştırabilirsiniz. Yine medeniyetimizden birisi. Onun adına onun adını yaşatmak için ismi böyle verildi. Alçak yörünge takım uyduları üzerine çalışıyoruz. Kendi kaynaklarımızla dediğim gibi yani bir anlamda bütün bu teknolojilerin araştırması dahil işte o sermayesi bir anlamda gereken maddi kaynaklar bu yurt dışına yapılan ihracatlardan geliyor. Baykar'ın 20 senelik serüveninde bütün gelirlerinin %83'ü dünyada da böyle teknoloji firması olmadığı gibi savunma sanayi firması hiç yoktur. Olması pek mümkün değil. %83 ihracattan geliyor arkadaşlar. Ve bu oradan elde ettiği kaynaklarla da tüm bu alanlarda yine öz kaynaklarıyla diğer uzay alanında işte yapay zeka alanında bunun yanında az önce can sağlığı çalışmalarını bahsettim. Oradan gelen kaynaklarla yapılıyor. Ve hatta şu anda Bayraktar TV'deki dünyada en fazla ülkeye, 33 ülkeye ihraç edildi, en fazla ülkeye ihraç edilmiş insansız aracı. O gelirle de bir anlamda ülkemizin geleceğini ve platformlarımıza, Kızıl Elma'da tümüyle öz kaynaklarımızla yapıldı, Akıncı da öyleydi. Dünyada bunu da pek örneğini bulamazsınız. Türkiye'de zaten neredeyse yok gibi. Yani tümüyle öz kaynaklarıyla bir teknolojiyi alıp sıfırdan geliştiren bir firma tek yok gibi. Ne devlet ne özel sektör tarafında. Bizler işte bu ihracat sayesinde, yüksek katma değerli ihracat sayesinde tümüyle öz kaynaklarımızla bunu gerçekleştiriyoruz. Şimdi biraz zamandan bahsettik, geçmiş zamandan bahsettik. Biraz daha geçmiş zamana gittik. Dinozorların hikayesini bilen var mı burada? Bilen, nasıl yok olduklarını bilen var mı? Herkes bilmiyor. Anlatayım mı? Anladın derseniz anlatayım. Peki. Şimdi arkadaşlar, dinozorlar 200 milyon yıl boyunca yeryüzünde hükümranlık sürüyorlar. 1 milyar sene öncesine gittiğimizde de, 13 milyar sene öncesine gittik. 1 milyar öncesine gittiğimizde 200 milyon yıl dinozorların yeryüzünde hükümranlık sürdüğünü görüyoruz. Cüsseleriyle en güçlü varlıklar, besin zincirinin en tepesinde olan varlıklar. Ama günün birinde dinozorların soyu kuruyor. Şu an yok. Nasıl oldu çok ibretlik. Jeolojik bulgular bizlere bakıldığında şunu söylüyor. Yeryüzüne bir taş çarpıyor. Dinozorlar o taş çarptığında ölmüyorlar aslında. Bir kısmı belki ölmüştür ama hepsi ölmüyor.
Yeryüzünde taş çarpıyor, yer kabuğunu deliyor, yer kabuğu laf fışkırtıyor, bulutlar kaplıyor. Güneş azıcık girmeye başlıyor ve yeryüzündeki besin zinciri değişiyor. Besin zinciri değişince yeryüzünde 26 kilodan ağır canlı yaşayamaz oluyor. Çünkü yeterince besin yok. Dolayısıyla dinozorların bir anlamda o en büyük avantajları, dev cüsseleri en büyük dezavantajları haline dönüşüyor ve soyları kuruyup o 200 milyon yıllık hükümranlık son buluyor. Bu çok ibretlik bir hikaye. Yani 200 milyon yıl sen hükmet, bir taş çarpsın ve soyun kurusun. Şimdi öyle zamanlarda yaşıyoruz ki arkadaşlar, yani insanoğlu artık geometrik zamanlar deniyor. Bir yüzyılda biriktirdiği bilgiyi bir haftada biriktirmeye başlıyor. Dünya o kadar hızlı deviniyor. Yani öyle 200 milyon yıl falan benzer bir dünya yok artık. O kadar hızlı dönüşüyor ki, bu ne demek oluyor? Hiç öyle enseyi karartmaya, ümitsizliğe düşmeye gerek yok. Biz yeter ki doğru donanımlarla, doğru niyetlerle donalım, doğru vizyona sahip olalım. O en yıkılmaz, yenilmez zannedilen dinozorlar gün gelir bir taş çarpar ve yıkılır, sizler öne geçersiniz arkadaşlar. Elbette azami gayreti göstermek kaydıyla, doğru donanımla, doğru düsturla donanmak kaydıyla, doğru ağırlıkla ve doğru niyetlerle. Evet, bütün bu serüvenimizden aldığımız ilhamla, Baykar'daki insan savarıcı geliştirme serüvenimizden şunu gördük. Dedik ki bir çiçekle baharın gelmesi mümkün değil. Sadece teknolojinin savunma sanayinin içinde bulunan bir ufak alanda ülkemizin tam bağımsız, güçlü, mürefe olması mümkün değil. Bunun tüm toplumla beraber bu öğrenilmiş çaresizliğin de yok edilip ve özgüven kazanılıp o güçlü köklere dayanarak, medeniyetimizin güçlü köklerine dayanarak bir seferberlikle, bir dip dalgası gibi bir seferberlikle gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu maksatla da, bu seferberliği gerçekleştirmek maksadıyla Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımızı kurduk. İşte bugün Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımızın 81 ile yayılı deney atölyeleri var. Dünyadan 120 ülkenin yarışmalarına katıldığı Teknofest dediğimiz mega bir etkinliği var. Dünyanın şu anda en büyük açık ara dev mega teknoloji etkinliği Teknofest. Böyle öyle bir geometrik zamanlar dedim, öyle bir dip dalgası oluştu ki dünyadaki en büyük dalgadan bile belki onlarca yüzlerce kat büyük. Bu yıl sadece teknoloji yarışmalarına 1 milyon öğrenci başvurdu Teknofest'e ve biz geçtiğimiz yıllarda 6 yılda 10 milyona yakın insanı Teknofest'te ağırladık. İşte bir tanesi de Teknofest Karadeniz'de, o da muhteşem Karadeniz'in o engin coşkusuyla gerçekleşti. Ve hafızalarımızda, anılarımızda yerini aldı. Hayatta, hayat ona anlam katan anlardan oluşuyorsa, anılardan oluşuyorsa bir anlamda bizler için de en değerli, en anlamlı anıları oluşturmuş oldu ve her mevsim hayırla yad ettiğimiz, iyi ki yapmışız dediğimiz bu emeği, çabayı, gayreti hem toplumumuzla birlikte hem paydaşlarımızla iyi ki vermişiz dediğimiz bir etkinlik oldu Teknofest. Milletimizden büyük teveccüh gördü. Şimdi sizlere onun o eşsiz sesini açabiliriz. Görüntülerini paylaşmak istiyorum. Ben
daha adil, barış içinde, iyiliğin kuşattığı dünyanın, bir dünyanın mimarları olacak sizlerle bugünü geçirdiğim için, Karadeniz'in uçaklarıyla bir araya geldiğim için çok bahtiyarım. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Selçuk Bey'e bu yoğun programına rağmen bizleri kırmayıp üniversitemizi onurlandırdığı için sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim sizleri Fahri Doktora törenimiz için kısa bir süre sahnemizde ağırlarken törenimizi gerçekleştirmek üzere üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Abdullah Çuvalcı hocamızı sahneye davet ediyorum efendim. Teşekkür ediyoruz. Bizleri onurlandırdınız. Bugün bize misafirleri olarak kabul ettiniz. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim programımız burada sona ermiştir. Katılımınız için önce Sayın Selçuk Bayraktar'a ardından da siz değerli katılımcılara sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz efendim.